Allah'ın rahmeti, esenliği, selameti üzerinize olsun. Sevgili izleyiciler, hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Sofranız bereketli olsun, gönlünüz huzurla dolsun. Evlerinizde her türlü güzellik ihsan olsun inşallah. Bugün sizlere birbirinden ilginç konularımız var. Palo'nun hikayesi var. Palo'nun hikayesi. Tahtaya da yazdık. Palo öyle bir vefalı ki onu anlatacağım. Günün dualarında bereket duamız var. Kötü huylardan kurtulma duamız var. Yine geleceğiz size inşallah. Risalet Atlası'nda size ilk vahiyi bugün inşallah arz edeceğim. Peygamberimizin güzel ahlakı bugün konumuz. Peygamberin harbesi. Peygamberin harbesi. Nerelerde kullanıyordu, neye yarıyordu, kim taşıyordu bunu? Kim taşıyordu? Sahabelerin içinde, peygamberin ashabının içinde en cömerdi, en adili, en halimi, en cesuru kimlerdi? Bunları inşallah size arz edeceğim. Ama önce gelin Mesnevi'de tezek toplayan adamın hikayesine gidelim. Itriyat satan, güzel koku satan dükkanların arasından geçerken bir insan aniden küt diye yere düşer. Bayılır. Etrafına toplanırlar. Kimisi su serper yüzüne, kimisi elini kolunu oynatır, kimisi soğan koklatır. Fakat adam bir türlü ayılmaz. Kendinden geçmiştir. Etrafındaki kalabalığı şöyle yararak biri gelir. Dağılın, dağılın, dağılın oradan. Ben bu adamı tanıyorum. Bana 5 dakika müsaade edin der. Dokunmayın adama. Koşar hemen köyün dışına. Oradaki ahırlardan bir tezek parçası alır gelir. Adam yerde yatan adamın burnuna tutar. Adama koklatır. Tezek kokusunu alan adam yavaş yavaş kendine gelmeye başlar. Eline, ayağına can gelir. Sonra başını kaldırır, gözünü açar. Ve yanındaki arkadaş etraftakilere der ki, bu adam ömrü boyunca tezek topladı. Tezek nedir bilir misiniz? Tezek Anadolu'da yaşayanlar elbette bilir. Hayvanlar, affedersiniz, pislerler. Onlar toplanır, daha sonra samanla karılır ve kurutulur. Böyle öbek öbek yaparlar, üst üste yığarlar tezeyi. Tezekten böyle koca koca dağlar oluşur neredeyse, tepeler oluşur. Kış boyu da onu sobada doğalgaz niyetiyle yakarlar. O kadar güzel olur ki tezeğin İnsanların sağlığına hiç zararı yoktur. Her şey organik. Saman organik, tezek organik, ocak organik. O evde efendim ne bir zehirlenme olur, ne bir kötü koku oluşur. O kurutulmuştur çünkü, kurutulmuştur. Tezek koklayan adam ayılır. Neden? Ömrü boyunca tezek toplayarak geçiren adam güzel koku satan dükkanların arasına girince burnunun kemiği kırılır. Güzel koku ona ağır gelir. Güzel koku ona ağır gelir. Celaleddin Rumi diyor ki burada, ey hakikat karşısında benliğinden, bencilliğinden, alışkanlıklarından vazgeçmeyen insan, bil ki hakikat sana ağır geliyor. Çünkü sen bir ömrünü kötü kokularla geçirdin. Halbuki insan ıtriyattan, güzel kokudan bayılır mı? Mest olur, hayran olur, gönlüne hoş kokular gelir. Evet, ahlakı güzel olan insan da ıtriyat dükkanı gibidir. Elbette onu sevenler çoktur ama elbette sevmeyenler de vardır. Rabbim bizi güzel koku içinde yaşayanlardan eylesin. Bu kıssadan hisse almayı lütfeylesin diyorum. Telefon bekliyor.
telefonumuzu alalım, devam edeceğiz inşallah. Hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar efendim. Buyurun. İyi akşamlar. Afyon'dan Çağrı Vurmaz bizi arıyor. Buyurun efendim. Selamünaleyküm hocam. Hayırlı Ramazanlar. Size de hayırlı Ramazanlar. Buyurun. Hocam benim bir ikiz kuzum olacaktı. Sorun olacak. Evet. Buyurun, kaç yaşındasın? Sesin böyle 14-15 gibi geliyor. Yok hocam, ben 9 yaşındayım. 9 yaşındasın. Evet hocam. Ama çok akıllısın, belli oluyor yani, maşallah. Yani büyümüş de küçülmüş. Hadi bakalım sor. Hocam ben 9 yaşındayım, 13 tutuyorum. Allah kızım, ben de ikinci sorum. Ben Kur'an'dan Arap yazısı okuyabiliyorum. Türkçeden Yasin okusam olur mu? Hiç okudun mu Türkçeden Yasin'i, Çağrı? Okumadım mı? Soruyorum hocam. Ha, okuyabilir miyim Türkçesinden? Şöyle mi okuyacaksın mesela? Y yazacak, A yazacak, S yazacak, İ yazacak, Yasin. Yasin. Ha, bu şekilde. Yasin vel Kur'anil Hakim, inneke leminel mursalin ala sıratın müstakim. Ne güzel olur. Aferin Aynen. sana. Peki birinci sorun neydi? Ne dedin? Ben efendim. Hocam ben Heh. 9 yaşındayım, oruç tutuyorum. Allah kabul eder mi? Allah kabul eder mi? Allah beni sever mi diye sordun. Peki onun cevabını vereceğim inşallah. Yasin'in cevabını da söyleyeceğim. Ama diğer telefonumuzu da alayım. Çağrı, sen müsaade et bize inşallah. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Buyurun. Hayırlı akşamlar Mustafa Karataş hocam. Allah razı olsun. Buyurun efendim. Cümlemizden. Benim iki tane engelli çocuğum var. Allah bağışlasın. Allah kolaylık versin. Amin cümlemizden. Küçüğümüz 32 yaşında. Küçüğü 32. Orucunu tutuyor. Evet, orucunu tutuyor. Onun büyüğü de 36 yaşında. O da oruç tutmak istiyor. Ben tutturmak istemiyorum. 36 Ama... sene... 36 sene baktın onlara, öyle mi? 32 sene, 36. Evet, evet. Hocam. İkisi de mi engelli? İkisi de engelli. Allah kolaylık versin. Ne sabırlı bir anneymişsin sen. Onların sevgisi Ay. Başka değil mi? Çok başka, hem de çok başka. Anlatılamaz yani bir sevgi. Öyle oluyor. Yani Allah ayrı bir sevgi veriyor anneye, babaya, onlara bakmak için. Yoksa başkası dışarıdan görse, ya hakikaten biz böyle... Hani şaşırıyoruz, nasıl tahammül ediyor, nasıl sabrediyor, nasıl bunların üstünden geliyor. Sevgisi büyük oldu mu, sabrı da oluyor. Sabrı hocam. Da oluyor. Oruç veriyor, ne de yani boyu bozu hiçbir şekilde uymuyor yaşına. Denedi mi daha önce oruç tutturdunuz mu? Tutuyor, hepsini biliyor. Tabii ki doktorlarca 92 raporu da. Hmm. Bazı şeyleri biliyor, ben tutturmak istemiyorum. Yemesi zaten sıkıntılı bu çocuğun. Ha, yemesi de sıkıntılı. Her şeyi yiyemiyor. Yiyemiyor. Katıklığı hiç fark etmiyor yani. Allah kolaylık versin. Peki engelli kardeşlerimizin oruçla, Ramazan'la nasıl olması gerekir? Mecbur mu tutmaları? Annesi babası bu konuda ne yapmalı? Onları da inşallah evet. sizlere arz edeyim. Başka sorun var mıydı? Anlıyor zaten. Kendi aradı hocam bunu. Bana diyor fidyesi düşer mi diyor. Evet. Kendi aradı bana verdi. Yani İsmi neydi? İsmi neydi? Hacı Volkan Doğan. Hacı Volkan. Böyle sarılıyorum sana Hacı Volkan. Sevgili kardeşim. Kucaklıyorum seni. Uzağız ama annendenki evet. sevgi bana da öyle bir sirayet etti. Huylar saridir. Öyle bir aşk var ki annenin seni anlatırken. Seni böyle kucaklıyorum kardeşim. Kardeşine de selam söyle. Tamam, sorumuz gelecek inşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Alo, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Hayırlı iftarlar. Buyurun efendim. Konya'ya hocam, selam. Konya'dan selamlar size de. Ben iki soru soracaktım size. Zekat için. Yazayım bunları, dur. Bana müsaade et bir bacım. Hemen tamam, yazayım şöyle de. Sorular birikince... Hafızamız elhamdülillah yerinde ama gene de tedbirli olalım. Boş kart bulursam yazayım şuraya. Peki. Söyle ablacığım. Şimdi hocam iki çocuğum var. Bunlar iki kardeş birleşti bir ev aldılar. Krediyle.
İki tane ev aldık. Yok, hayır. İki çocuğum birleşti, bir ev aldılar. Ha, ikisi ev aldı. Ha, ikisi bir ev aldı. Evet. Benim evimde kendimden 3 ortağız çocuklarımla beraber. Siz aynı çocuklar mı ortak? Evet. Üç, eşim yok, rahmetli. 3 ortağız evime de. Evet. Kızım kendisi ayrı aldı, borçlu ev. Yani hemen 3 tane de ev var. Ama ikisi borçlu. Kızı da ev almış, borçlu. Evet, krediyle aldılar. Ben de bunlara yardım ediyorum, ödüyorum. Bunun zekatı var mı hocam? Şimdi bu aldığınız evde oturan var mı? Kiraya mı verdiniz? Çocukların aldığı evet. Evde. Birisi yazdan yaza gelirse, bir kiracı gelirse günlük geliyor, gidiyor. Geliyor, gidiyor. Yani. Evet, yazdık. Yazlık gibi duruyor. Yazlık gibi. Oturduğunuz bir ev var ortak. Başka bir paranız var mı? Birikmiş böyle kasada, şurada, burada, yastık altında. Benim var. Benim kendime ait bankada bir param var. Onun zekatını da hemen vermek zorunda mıyım? Yoksa parça parça mı vermek zorundayım? Peki bankadaki parayı nasıl zekat vereceğiz? Başka soru var mı? Bunu cevaplayacağım. Başka da yok herhalde. Ben tamam. Yazdım. Tamam, tamam ablacığım. Peki hemen cevaplara geçeyim isterseniz. Bir telefonu daha alalım. Ondan sonra cevaplara geçeyim. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Sağ olun hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, sizleri sormalı. Ramazan nasıl geçiyor? Çok güzel. Elhamdülillah. O kadar evet, rahatız ki, midemiz rahat, gönlümüz rahat. Evet. Bakın çok ben şükür. O kadar konuşuyorum hamdolsun. Böyle hani ya su bile aramıyorum. Böyle havalar da ısındı. Evet, doğru. Mersin nasıl? Mersin daha sıcaktır şimdi. Vallahi güzel hocam. Havalar sıcak. Allah. Ailecek sizin hayranınızız. Sizi seviyoruz. Hepsine selamlar. Hepsine aleyküm hürmetler. Aleyküm selam. Allah razı olsun. Buyur kardeşim. Bir sorum olacak hocam. Her Dinliyorum. Sene işte eşim fitreleri veriyor. Bu sene hani koronadan dolayı çalışamıyor. Evet. O yüzden fitreleri veremiyoruz. Acaba günah mıdır değil midir onu öğrenmek istiyorum. Birikmiş paranız yok bir yerde o zaman. Yok yani bir şey başvuru falan da yaptık. Yani iş yerinden falan bir yardım falan da alamadık. O yüzden hani ödeyemiyoruz yani veremiyoruz fitreleri. Peki. Acaba günah mıdır? Peki Allah kolaylık versin. Sizin gibi pek çok kardeşimiz var. Onlara da duacıyız. Aşağı yukarı 4-5 telefonumuz oldu. Onların cevabını şimdi başlasam yarım kalacak. Bir 5 dakika reklam aramız var. 5 dakika sonra ayrılmayın. Sizlerleyiz inşallah. Yeniden birlikteyiz. Sağlık, afiyet diliyorum. Tekrar hayırlı iftarlar efendim. Telefonlarımız var. Cevaplarına geçeceğim ama 2 telefon daha alacağım. Sonra cevapları ve harbiyi anlatacağım. Harbiye. Bu neye yarıyor? Peygamberimizin harbiyesi. İnşallah. Ondan sonra da Palo'nun vefası var. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Buyurun efendim. Alo. Buyurun Nezine Hanım İstanbul'dan. Evet benim hocam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun size de efendim. Buyurun. Sana bir sorum olacak hocam. Peki dinliyorum. Benim eşim çok hasta, kanser hastası. Allah şifa versin, geçmiş olsun. Ondan sana dua isteyen. Amin. Bir de bir sorum daha var hocam. Nedir o? Yani ben çalıştığım için çok namaz kılamadım. Daha önce de. Onun fazlanı kılmak istiyorum. Kaza etmek istiyorsunuz. Kaza etmek istiyorum. Onu bütün mü kılayım yoksa nasıl senden şey isteyeyim hocam, yardım isteyeyim. Kaza namazları nasıl kılacağım diye soruyorsun. Evet. Şu anda namaz kılabiliyorsun değil mi? Şimdi kılıyorum yani. Şimdi işten çıktım kılıyorum. Maşallah. Allah. Şimdi şu anda kılıyorum. Allah kabul etsin. Kılıyorum, namazımı kılıyorum. Allah kabul etsin. Senden bir de evime bereket gelsin. Çok dua isteyeyim hocam. Rabbim bütün evlere özellikle de dua istedin. Şu iftar saatinde, oruçlu ağızla, Ramazan'da izleyicilerimiz de amin desin. Nezine Eroğlu hanımefendinin eşi kanser, dua istiyor, evine bereket istiyor. Allah bereket versin. Bugün bereket duası da var. Bereket i̇nşallah duasını hocam. Da paylaşacağım. Size de gelsin inşallah. Tamam inşallah dua. Hocam. Bir de şu sorum daha var. Sor buyur. Benim o çocuk, oğlan çocuğu hani okuttum. 7-8 yaşında okuttum, Kur'an okuttum. Evet.
2-3 kere hatim etti. Ondan sonra bir daha Kur'an'ın ağzını açmadı. Bunun sorununu da isteyeyim hocam. Kaç yaşında şimdi? Şimdi 28 yaşında. 28 yaşında. Evlendi mi? Evlendi, evli. Dünyaya bir daldı ki ahireti unuttu diyorsun. Aynen. Peki, Allah ıslah etsin. Söyleyem okumuyor, şey yapmıyor. Kellim la yenfa. Bazıları öyledir ama üzülme. Mücadele devam edecek, hatırlatmaya devam edeceğiz. Çocukla da ilgili inşallah neler yapmamız lazım, böyle bir şey olursa nasıl davranmak lazım. Sana da birkaç kelime inşallah arz edeceğim, söyleyeceğim. Oldu mu? Nezine Eroğlu hanımefendi. Bak Türkiye'ye de dua ettirdim senin için. Oruçlu ağızla bereket gelsin inşallah. Peki, İnşallah. İyi akşamlar diliyorum. Diğer bir kardeşimiz hattaymış. Alo. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, Ankara'ya selamlar. Buyurun. Merhabalar hocam. Merhaba efendim. Hayırlı iftarlar. Sağ olun. Hocam ben bir soru soracağım ama. Televizyon sesini sonuna kadar açıksa kapatalım. Buyurun. Şimdi... ben kredi çektim, ev aldım. Evet. Aldığım evin kredi, ya bana hep şey diyorlar. Bir tane almıştım ben. Benim 15 yaşında da bir oğlum var. Hı hı. Onu okutuyorum. 80-70 yaşında da bir annem var benim yanımda kalıyor. Tamam. Anneme de bakıyorum. Evet. Şimdi kredilerimi... Kredi çekip aldığım için onun günahı çok diyorlar bana. Onu söylüyorlar. Onun günahı ne kadar? Bir de ben bu Ramazan'da normalde 5 vakit namazımı kılabiliyordum iş yerinde müsait olduğumuz için. Şimdi işte çıktığımız için de evdeyiz. Terafi kılıyorum ve kaza namazlarımın benim bir sürü kaza namazları olduğu için kılamıyordum ben çoğu zaman. Şimdi kaza etmek istiyorsun. Şimdi onları kılıyorum, kaza namazlarımı kılıyorum ama şimdi terafide gidemediğimiz için şimdi o terafilerimi de evde kılmaya çalışıyorum ama 8 rekat olarak kılıyorum. O kabul mü? Onu tamam. Soracağım. Kaza ile ilgili bir soru daha vardı zaten sizden önce. Beraber inşallah bu kazaları nasıl kılacağız? Teravih kılanlar nasıl kılsınlar? Onları size inşallah arz edeyim. Peki başka soru var mı? Bir de şey annem de benim babam ayrı. Onun günahı bana mıdır? Niye sana... Sen mi ayırdın ya? Ya işte babam bize kızıyor. Ya benim yüzümden olduğunu söylüyordu. Allah Allah. Niye? Evi mi ben terk ettin? Ben anneme baktığım için annemi göndermiyorum ben. Hayır baba sana niye kız? Baba niye kızsın sana? Ya şimdi annemi göndermediğim için babam bana kızıyor. Ha, anneyi nereye göndermiyorsun? Ya babamla barıştırmadığımız için babam annem benimle kalıyor. Babam abimlerle kalıyor. Annen barışmak istiyor mu? İstemiyor. Ama baban senden biliyor onu. Aynen. Peki. Ya sen evde tutmasan onu göndersen o gidecek gelecek diyor. Kalacak yeri olmayınca bana gelecek diyor öyle mi? Aynen. Şiddet var mı? Ama ben annemi atamam. Şiddet var annem mı? Annem çünkü o benim. Şiddet var mı şiddet? Evet. Haklısın o zaman. Şiddet varsa hiç gönderme bacım. Ya annem 70 yaşında olduğu için hani çok ya 70 çok şeyler çekmiş. 70 yaşında 70 yaşında şiddet olur mu ya? Bu adam ne yapıyor? Ya şimdi söz olarak var ama önceden çok kafasını falan yarmış. Hastanelik falan olmuş. Allah ölümden Allah. Falan kurtulmuş. Allah Allah. Anneannem rahmetliyi falan da dövmüş. Annem onların yüzünden hani aç kaldım falan diye çok şeyler çektim. Eskileri giymekten usandım, aç kalmaktan usandım diye gitmiyor. Son demlerinde hiç olmazsa hanımefendi rahat etsin, yanında dursun. İyi yapıyorsun. Ama şimdi babam da bana kızdığı için göndermiyorsun sen diye. Ya ben şimdi vicdan azabı duyuyorum. Tamam. Babayla ilgili. Benim de bir 15 yaşında bir oğlum var, tek kalıyorum. Hmm. Şimdi ben tekim, annem de benim yanımda kaldığı için ben vicdan azabı duyuyorum. Acaba hani bunun tamam. günahı çok mudur onu da bilmiyorum. Peki. Peki iyi akşamlar diliyorum. Cevap gelecek inşallah. Rabbim teşekkür ederim hocam. Hayırlı iftarlar. Merhamet versin. Size de efendim. Size de efendim. Şimdi harbe tabii Arapça bir isim. Harpten geliyor belki. Harpte işte mızrak atılıyor. İşte ok atılıyor. Efendim belki mızrağın küçüğü olduğu için harbe denmiş buna.
Harbe çok işe yarıyor. Bir defa Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine özel bir harbesi vardı. Allahu alem, hadis kitaplarında anladığımız kadarıyla boyu da buna yakındı. Çünkü mızrak değil, çok uzun bir şey değil, rahat taşınabilen bir şey. Başka neyi taşırlardı Peygamberimiz evden çıktığında, yola gittiğinde, seferilikte efendim? Peygamberimizin ibriği olurdu. Abdest almak için tas olurdu, ibrik olurdu. Altına oturacağı efendim bir yumuşak kilim olurdu. Yastığı olurdu eğer uzun bir yola gidecekse. Bunlar ya devesinin hörgücünde olur ya da Peygamberimizin yolda ona hizmet eden gençler olurdu. Kimdi bu gençler? Başta Enes bin Malik radıyallahu anh. Başka Hazreti Hafsa'nın kardeşi, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah bin Ömer. Abdullah bin Abbas gibi, Fadıl bin Abbas gibi, Üsame gibi, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam, Zeyd bin Harise gibi, ki o Zeyd tabi büyüdü, daha sonra evlendi biliyorsunuz. Gençler Peygamberimizin bu malzemelerini taşırlardı. Neye yarardı? Bir, tabi insanız. Peygamber Efendimiz de insani yönü olarak, beşer olarak abdest bozması, abdest alması gerekir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, abdest almaya, o zaman henüz daha tuvaletler evin içerisinde değil, tuvaletlerin olduğu bölgeler vardır. Medine'nin bir bölümü dışında, evlerin dış tarafında tuvalet olarak kullanılan bir alan vardı. O alanda elbette kapı yok, pencere yok. Ne yapıyorlar? Biri gittiği zaman bir işaret koyuyor. İşaret koyuyor. İşte Resul Efendimiz tuvalete gidecekse Enes bin Malik ya da yanında kim varsa o genç bu harbeyi hemen götürüyor. Onun gittiği yolda peygamberin tarafına geçilmesin diye, oraya kimse gitmesin diye harbeyi dikiyor. Üzerine de bir mendil bağlıyor, kumaş bağlıyor. Mendil yok o zaman. Bir kumaş bağlıyor. Burada biri var, bu tarafa gelmeyin. Burada Resulullah var, buraya gelmeyin demektir. Biri bu. Harbe burada işe yarıyor. Çok önemli. İki, namaz kılacak Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Arkada cemaat olacak. İmamın sahrada da olsa, açık alanda da olsa namaz kılarken önüne bir sütre koyması gerekir. Bir sütre koyması gerekir. İşte hemen imam olacağı yere, secde yerinin önüne gelir, bu harbeyi dikerlerdi. Bu bir sütredir. Sütre olabilmesi için yüksekliğin kişinin orta parmağından dirseğine kadar en az yüksek olması lazım. Bakın namaz kılanlar önüne sütre koyuyor ya, öyle çanta koy, cüzdan koy, efendim gözlük koy, telefon koy, sütre olmaz, önünden geçmesinler diye camilerde söylüyorum ya da açık alanda. Ne yapacaksın? Şu dirsek boyu en az 35 santim sütre koyacaksın. Resulullah Efendimizin sütresi cami haricinde dışarıda namaz kılarken harbesiydi. Harbeyi dikerdi. İmam zaten sütreyi koyduğu zaman cemaatin sütresi imamdır ve onun sütresidir. Her kişinin önünde ayrı bir sütreye gerekmez cemaatle namaz kılarken. Dolayısıyla peygamberin sütresi namaz sütresi olarak kullanılıyordu bu. Harbe çok işe yarıyordu. Onun için Peygamber Efendimizin kullandığı eşyaların isimlerine kadar, nesnelere kadar neler kullanmış, ne etmiş, elhamdülillah bize kadar ulaşmış. Bu konuda merak edenlere, ehline bir de kitap önereyim. Faslı bir alim var, çok meşhur bir alim, ehli bilir. Kettani. Kettani'nin Et-Teratibul İdariye diye 3 ciltlik Türkçe'ye tercüme edildi. O mükemmel bir eserdir. Resulullah Efendimiz'in hayvanlarının isimleri, kullandığı eşyaların isimleri,
atının ismi, merkebinin ismi, kılıcının ismi, bastonunun ismi, devesinin ismi, kullandığı tarak, kullandığı ayna, kullandığı kokudan, ıtriyat kokuları, hepsinin malzeme olarak ne kadardı? Aynasıydı, tasıydı, efendim sediriydi, yastıydı. Aklınıza ne geliyorsa orada hepsini görebilirsiniz. Abdest suyunun miktarına kadar. Mükemmel bir eserdir, mükemmel bir çalışmadır. Orada bu sütreyi de çok rahatlıkla göreceksiniz. Peygamber harbeyi nasıl kullanmış? Biz de elhamdülillah iki gündür sağ olsun Turgut Bey buldu bir yerden getirdi. Harbe benim de işime yaradı, sevdim bunu. Biraz şöyle, şurası da yumuşak olsaymış daha da iyi olacaktı ama insana güç veriyor hakikaten. Allah gücümüzü, kuvvetimizi artırsın. Şimdi telefonlarınızın cevaplarıyla inşallah sizlerin çok daha bekletmeyeyim sevgili kardeşlerim. Çok anlatacağımız var bugün, çok güzel şeyler. İnşallah yeni yeni şeyler duyacaksınız. İftar saati programı aynı zamanda bir mekteptir, unutmayın. Oruç bir mekteptir, Ramazan bir terbiye mektebidir. İftar saati Kanal 7'de de bir mekteptir. Ramazan boyunca size hem gönlünüze hem de dimağınıza, zihninize güzel şeyler aktarmaya çalışacağız. Sorularınızın da merak ettiklerinizin cevaplarını da vermeye çalışacağız. Şimdi efendim, yavrucak çağrıydı herhalde, sordu. Dedi ki oruç tutuyorum ben, Allah beni sever mi diye sordu. Niye sevmesin? 9 yaşında bir kardeşimiz oruç tutuyor, Allah onu sever. Onun sevabı da inşallah onu yetiştiren, o eğitimi veren anneye babaya gider. Engellileri var bir anamızın, 2 tane, biri 36, biri 32 yaşında, ne kadar çile çekmiş. Onlara yardım ediyor, hizmet ediyor ama onlar oruç tutmak istiyor. Hatta biri seni dedi, arattırdı şu anda karşımda diye, beni de dinliyor, tanıyor zannediyorum. Bedenin, Allah'ın bizim bedenimizin eziyet çekmesine ihtiyacı yoktur. Biz Allahu Teala'ya söylediği için, emrettiği için oruç tutuyoruz. Bedenimiz için faydası olsun diye. Ama sağlık açısından sıkıntı olacağı için engelli bir kardeşimiz, yemesi problem, sağlık problemleri var. Oruç tutma fidyesini imkanın varsa vereceksin. İmkanın yoksa fidye de vermen gerekmez. Evinizin durumuna göre sevgili kardeşim. Bir kardeşimiz fitre veremiyoruz, oruç tutamıyoruz, çalışıyorduk, şimdi çalışma imkanı da yok diye sordu. Sanıyorum Mersin'dendi bu telefon. O kardeşimiz de fitreleri şimdi veremiyor ama inşallah Allah onlara da bolluk, bereket versin. Bereket duamız da var bugün. Fitreleri vermek zenginin üzerine, hali vakti yerinde olanlara vaciptir. Gücü olmayanlara fitre vermek gerekmez sevgili kardeşim. Bir başka telefonda bir hanımefendi sordu. Oğlu ev almış. İki çocuğu ev almış. Birleşerek onu yazlık gibi kiraya veriyorlar. Kendisinin 3 ortaklı evi var, oğulları da ortak. Kızı da almış ama borçlu. Şimdi bunların zekatı ne olacak diye zekat derdine düşmüş. Bu inancından dolayı Allah razı olsun. Bir defa kira geliri getiren ev, onun geliri, evin kendisine zekat düşmez. Bak o ev sizin. Onun geliri birikir, taşar, zekat miktarını aşarsa gelirinden zekat vereceksiniz. Geliri kalmıyor hocam, harcıyoruz biz zaten. Zekat gerekmiyor. Bak o evden zekat gerekmiyor. 2. 3 ortaklısınız, oturuyorsunuz evde. Oturulan evden dolayı zekat gerekmez. İçinde oturduğumuz eve, bindiğimiz arabaya zekat verilmez, zekat düşmez bundan dolayı. Kızı zaten ev almış ama o da borçlu. Dolayısıyla onun da zekat verecek durumu yok. Şimdi yine kredi çekmiş bir kardeşimiz sormuştu. Onunla da birleştirmiş olalım. Kredi çekmek çok büyük günah diyorlar.
diye sordu. Kredi çekmek şöyle, faize düşerseniz geleceğinizi satmış olursunuz. Allah faizden muhafaza eylesin. Faiz fakiri daha fakir, zengini daha zengin yapmak için kurulmuş bir sömürü düzenidir. Dünya bugün maalesef faizlerle, işte ülkeleri bile faizlerle sömürüyorlar, borç para veriyorlar, kendisine muhtaç ediyorlar. Dünya böyle döndürülmeye çalışıyor, biz de bunun içerisinde eriyip gidiyoruz. Allah hiç faize bulaşmadan yaşayabilmeyi gücü kuvveti nasip eylesin inşallah. Dolayısıyla o faizden kaçacağız. Namazlarımı, kaza namazlarımı şimdi kılma fırsatım var. Nasıl kılayım diye sordular. Bir hanımefendinin de sorusu öyleydi. En son kazaya kalmış farz namazları kılıyoruz. Bir de vitir, vacip olan vitir namazını kılıyoruz. Sünnetleri kaza etmiyoruz. Sabah namazının en son kazaya kalan sabah namazının farzı. En son kazaya kalan öğle namazının farzı. Böyle böyle inşallah gücümüzün yettiğince farz namazları kaza etmeye çalışacağız. Herhalde cevapları verdim diye hissediyorum. Vermediysem bana hatırlatın arkadaşlar, cevabı kalan oldu mu? Bir telefon daha alalım. Sonra da size bugün hakikaten çok enteresan şeylerden bahsedeceğim. Palo'nun vefasını size arz etmek istiyorum efendim. Vefa duygusu çok önemli, ahlak çok önemli. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Buyurun. Sağ olun hocam. Ben istiyorum senelim psikolojik sorunlarım var. Dinliyorum efendim. Hastane gidiyorum, tedavi oluyorum ama faydasını bu yani veremiyorum hocam yani. Ne tedavisi namazda oldunuz var efendim? Psikolojik sorunlar yani. Psikolojik mi? Allah şifa versin. Buyurun. Aynen, sıkıntı psikolojik hocam. Hep yani kendimi intihar etmek istiyorum, kendime zarar veriyorum hocam. Ne oldu? Yani, maddi sıkıntı mı? Aynen hocam yani hep bir içimde bir sıkıntı var yani hocam. Kaç yaşındasın? 19 hocam. 19 yaşında gençlik baharında derdin ne ki kardeşim? Önünde daha bir sürü yol var senin. Sen bize lazımsın ya. Sen bu ülkeye lazımsın. Gençsin, delikanlı, suyu sıktın, limonu sıkarsın, taşı sıkarsın böyle. Sen güçlüsün. Ne yaptı, ne üzdü seni böyle? Niye bu hale? Yani hocam 4 sene yani öyleyim yani hocam. Yani tüm ses söylemek istemiyorum hocam. Yani bir dua falan okursanız hocam yani. Bir dakika. Evli misin? Yok hocam, evli değilim hocam. İşin var mı? Çalışıyordum hocam. Şu an çalışmıyorum yani bu virüsten dolayı. Okudun mu? Tahsil yaptın mı? Yok hocam, yani okumadım hocam. Kaça kadar okudun? 7'ye kadar hocam. Ha, 7'ye, ortaokuldan sonra ayrıldın. Aynen hocam. Peki, yani vaktin nasıl geçiyor? Nerelerde geçiyorsun? Arkadaş çevren nasıl? Yani bütün kötü arkadaşlarımı bıraktım hocam. Alkolü bıraktım. Namazda başladım hocam. Orucumu tutuyorum. Aferin, maşallah. Ne güzel. Bak, gideceğin adresi öğrenmişsin. Kötü yola aynen gitmemiş. Hocam, yani hep beni böyle sıkıntı çekiyorum. Yani dua varsa hocam, benim için bir dualar okusanız hocam. Şimdi sana önce şunu söyleyeyim. Bunu ama iyi dinle. Burayı iyi dinle. Bak, ben hocalığın ötesinde yaşım da müsait, tecrübeler var. Senin gibi derdi olan çok gençlerle karşılaştım. Hatta şunu anlatayım arkadaşlar, müsaade edin ya. Bir yaz günü 35 yaşında bir adam caminin etrafında pervane gibi dönüyor. Ama niye döndüğünü de bilmiyor herhalde. Ben de imam odasında oturuyorum. Bak, bundan belki 35 sene önce. Adam deli divane dolaşıyor. Geldi odamın camına, baktı böyle, tıkladı. Buyur dedim, gel dedim böyle. Açtı kapıyı. Siz hoca mısınız dedi. Hocayım inşallah dedim. Bir ağlamaya başladı ki hüngür hüngür boşanıyor. Konuşamıyor. Dedim derdin ne kardeşim? Hocam dedi, ben dedi şu anda intihardan döndüm geldim. Geçmiş olsun dedim ya. Peki dedim niye? Ağlıyorum. Parçalıyor ki. Git dedim güzelce bir elini yüzünü bir yıka şadırvandan.
yazda sıcak böyle. Bir rahatla öyle gel, konuşamayacaksın. Geldi tekrar, oturtturdum yanıma. Dedi ki hocam, ben hayatımda ikinci kez camiye geldim. 35 yaşındayım. İlk defa camiye geliyorum. Bir çocukluğumda bir gün gitmiştim. Seni intihara sebep ne teşvik etti, ne sebep oldu? Evliyim. Evli misin? Evliyim. İşin var mı? Kimya mühendisiyim. Paran var mı? Var. Zaten benim dedi şikayetim paradan. Benim dinim, imanım, her şeyim para olmuş. Bundan nefret ediyorum ben. Kurtulmak için intiharı kafaya koydum. Hanımı babasının evine gönderdim. Bir tek kızım var 2 yaşında. Sonra Sarayburnu'na arabayla gittim, gaza bastım ama tekrar frene bastım. Çünkü çocuğum gözümün önüne geldi. Yapamadım hocam, atamadım kendimi. Deli divane. Dedim ki niye meyhaneye gitmedin de camiye geldin? Hani ben inadına soruyorum. Bilmiyorum dedi. O zaman senin içindeki ses buraya getirdi. Sen hiç camiye gitmemişsin ki hayatında. Senin içindeki sıkıntının sebebi buymuş kardeşim. Neyse, kısa anlatıyorum. Sonradan elhamdülillah o namaza da başladı, oruçta da başladı, işleri de tekrar ayarına koydu falan. Şimdi adresi güzel tutturmuşsun ama sana bir şey söyleyeceğim. Aman aşırı gitmeyeceksin. Neden? Ben şimdi hep kötü yollardaydım. Gençliğim boşa gitti. Öyle namaz kılmalıyım ki, öyle oruç tutmalıyım ki, öyle ibadete vermeliyim ki kendimi dediğin an şeytan seni bir sene sonra hepsini bıraktırır sevgili kardeşim. Her şeyin hayırlısı az da olsa devamlı olandır. İbadetin hayırlısı devamlı olandır. Bu sonradan namaza, oruca başlayanlardan en çok korktuğum, en çok karşılaştığım olay budur. Kendini aşırı kaptırır. Bir sene sonra bakarsın o molla olan, o sofu olan, efendim her şeyden ele tek çekmiş olan insan bu sefer de tamamen zıvanadan çıkmış bir hale geliyor. Çok örnekleri var. Onun için yormayacaksın zihnini, kalbini yormayacaksın. Allah bize can vermiş, o emanet Allah'ındır, bizim değildir. Onu biz kıyarsak kendisi de azap edecek, cehennemde sürekli aynı şekilde o andaki intihar anımızdaki kendimize ne yaptıysak sürekli onu yapıp duracağız. Allah korusun. Onun için bunları düşünme. Gençsin, tedavi olacaksın. Çevre, doktor ve dua inşallah sana yardımcı olacak. Evet kardeşim. Evet. Bir palo var, palo. Ama ona geçmeden önce geldiği yeri unutan adamda hayır yoktur. Geldiği dostlarını, eski dostlarını, komşusunu, akrabalarını unutan insanda hayır yoktur. İnsana sadakat gerekir, vefa gerekir. Vefalı insan da zor zamanda belli olur. Yıllar geçse de onu hiçbir şey değiştiremez. Şöhret değiştiremez, para değiştiremez, mal değiştiremez, makam değiştiremez, mevki değiştiremez. O insan geldiği yeri unutmaz. Vefalı insan çok kıymetli insandır. İnsanda maalesef bunu görmek de bazen imkansız hale geliyor. Zor oluyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar vefalıydı ki süt kardeşi Şeyma'yı arattı, buldurdu. Medine'de 5 yaşında oynadığı Enise'yi buldurtturdu. Ben 5 yaşında bir kızla burada oynamıştım. Medine'de nerede, ne hal yapıyor? Onu bana bulun. Hediyeler gönderdi. Hazreti Hatice'yi sürekli dilinden düşürmedi. Eşleri vardı yanında ama Hazreti Hatice'ye vefası başkaydı. Günün duasını da okuyacağım size ama gelin benim hayatımda da beni de etkileyen, gözümle gördüğüm, hislerimle, duygularımla yaşadığım bir palonun vefasını size arz edeyim efendim. Bundan kaç yıl önce olabilir? 68'ler efendim. 1968'ler. Hesap edin. Sanıyorum işte 8 olsa 50 sene, 51 sene önce. 50 sene önce diye. 50 sene önce 8 yaşımda ben tekrar köye döndüm. Karabük'te 3 sene kaldık.
Babam Karabük'ün havasına, suyuna alışamadı. Köy 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 annemi de zorla götürdü ama zaten bir sene kalabildik, geri döndük ama orada biz köye gidince ben şunu öğrendim. Bizim küçüklükte iki tane köpeğimiz varmış. Biri Karo, biri Palo. Karo ölmüş olabilir, Karo'yu görmedim ama Palo biz göç edince köyden birine verilmiş. Aradan 3 sene geçmiş. Yalını vermiş, yemini vermiş, kulübesine koymuş, çoban köpeği yapmış. Kangal köpeği bunlar. Kangal, cins kangal bunlar. Sivas'ın kangalı. Meşhur biliyorsunuz kangal köpeği. Neyse biz köydeyiz diye rahmetli amcam, Mehmet amcam köye ziyarete geliyor. Bizi ziyarete geliyor. Karabük'ten. Şose var bizim Güneşköy Gürün'e giderken. Şosede iniyor. 3 kilometre yürüyüp köye girecek. Amcam beslermiş daha önceden Palo'yu. Amcam bunlara bakarmış. Amcamı çok severmiş Palo. 3 sene ne kadar hasret çektiyse. Halbuki orada da yeni bir sahip bulmuş. Güzel güzel beslemişler, büyütmüşler. Palo çok dev gibi bir köpek. Fakat amcamın kokusunu alan Palo bir koşuyor ki şoseye, Mehmet amcama. Palo amcamın üzerine atlıyor. 3 sene sonra yalvarırcasına inleyerek yalıyor onu. İnliye inliye yalıyor. Elini yüzünü yalıyor Palo. Bir köpek 3 sene sonra sahibine öyle aşık, öyle hasretle beklemiş ki her tarafını yalıyor, kokluyor. Anlatıyor ona bir şeyler inleyerek. Köpek diliyle anlatıyor. İnsanda bunu görmek zor. Doğduğu yere, çalıştığı yere, büyüdüğü yere, çevresine ihanet eden geçilmiyor. Bir Palo kadar vefalı olmak gerekmez. Çevrene, sahibine, arkadaşlarına, evine, annene, babana bir Palo kadar da mı vefan yok? Ne güzel örnektir. Hayvanlar aleminde. Atlar da öyledir ama ben bunu gördüm. Nasıl inleyerek, ağlayarak, yalvarırcasına sanki beni niye bıraktın, seni 3 senedir bekliyorum dercesine ağlayarak, gözünden yaş gelerek sarıldığını, böyle patilerini amcamın üzerine atıp inlediğini gördü. Allah amcama da rahmet eylesin. Palo'nun vefasından ders almayı nasip eylesin. Bereket duamız vardı ya, o bereket duamızı yapalım. Sonra ahlakla ilgili inşallah sizle paylaşacağım konular var. İlk vahyi anlatacağım. Bugün Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği dualardan, kötü huylardan kurtulma duamız, bir de bereket duamız var efendim. Onu önce bir yapalım. Amin. Allahümme inni e'ûzu bike min münkeratil ahlak vel a'mal vel ahval. Allah'ım kötü ahlaklı olmaktan, fena işler yapmaktan, yanlış inançlara sapmaktan sana sığınırım Allah'ım. Bereket ver bize. Bereket duasıyla dua ediyoruz. Evlerimize, şehirlerimize, mahsullerimize bereket ver Allah'ım. Allahümme barik lena fi semerina ve barik lena fi medinetina ve barik lena fi sa'ina ve barik lena fi muddina. Allahümme kema eraytena evvelehu fe erina ahirehu. Allah'ım ürünlerimize bereket ver. Şehrimize bereket ver. Ölçümüze bereket ver. Tartımıza bereket ver. Allah'ım bize başını gösterdiğin gibi sonunu da göster Allah'ım. Allahümme barik lena fi semerina ve barik lena fi medinetina ve barik lena
fi sa'ina ve barik lena fi muddina. Allahümme kema eraytena evvelehu fe erina ahirehu. Allah'ım ürünlerimize bereket ver, şehrimize bereket ver, ölçümüze bereket ver, tartımıza bereket ver. Ya Rab, bize başını gösterdiğin gibi ürünlerimizin sonunu da bereketli halinde göster Allah'ım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Ene bu'istu li'utemmime mekârimel ahlak. Peygamberler halkasının son zinciri, son halkası. Hatemün Nebiyyin rahmetellil alemin Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Kalem suresinde Allah onun ahlakının çok yüce olduğunu. Estaizu billah ve inneke le ala hulukin azim. Yüce bir ahlak üzeresin buyurulan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tüm insanlığa rehber ve örnek olarak gönderilmiştir. Estaizu billah. Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetun hasenetun limen kâne yercullâhe vel yevmel âhire ve zekerallâhe kesîrâ. Andolsun ki Allah'ın elçisinde Allah'a inanan, ahirete inanan, Allah'ı çok ananlar için en güzel model vardır. Örnek odur. Üsve-i hasene odur. Onun ahlakı, bütün güzel huyları mündemiçtir. Onun ahlakı ashabı arasında, ashabı içerisinde Hazreti Ebu Bekir'de cömertlik olarak ortaya çıkmıştır. Hazreti Ayşe annemize sordular. Resulullah'ın ahlakı nasıldı? Tarihi cevap. Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dı. Onun ahlakı Kur'an'dı. Onun Kur'an ahlakından Hazreti Ebu Bekir radıyallahu an cömertler cömerdi oldu. Cömert oldu. En cömert sahabisi oldu. Onun Kur'an ahlakı sayesinde Hazreti Ömer en adil halife oldu. Onun güzel ahlakı sebebiyle Hazreti Osman en hayalı, en hilim sahibi halim oldu. Onun örnek ahlakı sebebiyle Hazreti Ali kerremallahu veçe efendimiz cesur ve ilim sahibi oldu. Güzel ahlakı sebebiyle bir insan gündüzleri daima oruç tutan, geceleri daima namaz kılan kimsenin aldığı sevap kadar sevap alır. Güzel ahlakı sebebiyle bir insan nafile ibadetlerden alınan sevapları yapmasa bile nafileleri, diğerlerinin yaptığı nafileleri yapmasa bile sevap alır. Güzel ahlak insanı o kadar olgunlaştırır ki hep yanınızda olsun istersiniz. Ayrıldığında üzülürsünüz. Gittiğinde özlersiniz. Öldüğünde mahvolursunuz, kahrolursunuz. Yeri doldurulamaz çünkü. Allah
insana öyle bir kemal verir ki güzel ahlak sebebiyle, o insan melekleri bile imrendirir. Güzel ahlakın huylarımıza sirayeti, amellerimizde nakşı ve aksi, aksül ameli karşı tarafı mest eder. Güzel ahlaklı insan ünsiyet eder, sever ve sevilir. İnsanlar onunla çabuk anlaşır. Bir hanımefendi, yaşlı bir teyze Hazreti Ayşe annemizin evine misafir oldu. Hazreti Ayşe annemiz onun namazlarını dinleyince hayran oldu. Oruçlarını dinleyince o kadına aşık oldu. Fakat kadının kimsesi yok, kimseyle de anlaştığı dostu yoktu. Akşam Resulullah'a o kadının güzel namazlarını, oruçlarını anlatınca Resulullah Efendimiz, peki onun diğer insanlarla geçimi nasıl diye sordular. Aksi bir kadın, kimseyle dostu yok, anlaşamıyor deyince, hayır, hayır, onu bana anlat, onu bana anlat. Onda hayır yoktur. Bu kadar namazı var, bu kadar orucu var, hayır, onu bana anlat. Ölçü bu. Namaz düzeltmemiş, oruç onu düzeltmemiş. Ama düzeltirdi. Niye düzeltmemiş? Hakkıyla yapamamış. Hakkıyla yapamamış. İtikafa girmiş babasıyla oğlu. Ramazan son 10 gününde. Şimdi evlerimize gireriz inşallah. Tabii biz burada olacağız. Biz giremeyiz ama siz inşallah, Allah nasip ederse biz devam edeceğiz. Siz işe gitmeyenler evlerinde itikafa girebilirler. Son 10 gün. Bir odaya girer. Oradan sadece ihtiyaçları için çıkar dışarıya. Namaz, ibadet, Kur'an, zikir, inşallah çok tatlıdır itikaf. İtikafa girmişler camide, baba, oğul beraber girmiş diğer insanlarla birlikte. Geceleyin kalkınca oğlu genç, baba biraz olgun, kamil, gün görmüş insan. Baba demiş, yahu bu adamlar horul horul uyuyorlar, buraya uyumaya mı geldiler, itikafa mı girdiler? Babası şöyle demiş, evlat ne yaptın? İtikafını mahvettin. İtikafını bozdun sen. Niye? Keşke sen de horul horul uyusaydın. Şu sözü söylemeseydin. 3 gün itikafa girdim diye kendini ne zannettin sen? Niye başkalarından üstün görmeye başladın? Neden başkalarını kınadın? Neden? Kınama kardeşim. Başkasını küçük görme. Kusuru kendinde ara. Benim ne kusurum vardı da bunlar başıma geldi diye önce kendinden ara. Hemen taş atmaya kalkma ona buna. Önce kalbine sor. Nerede hata ettim? Sen bilirsin. Evet, bugün ilk vahyi size anlatacağım inşallah. İlk vahiy. İlk vahiy o kadar kıymetli ki Kadir Gecesi'ne 1000 aydan daha büyük bir değer bahşetti. İlk vahiy o kadar büyük ki, önemli ki Ramazan ayını 11 ayın sultanı yaptı. İlk vahiy o kadar önemli ki Hazreti Muhammed'i peygamber yaptı. Nübüvvet ve risalet öyle başladı. Evet, geçmeden önce telefon bekliyormuş, onu da alalım. İnşallah vahiy anlatacağım size ilk geliş halini. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar, buyurun. Hayırlı akşamlar hocam. Buyurun efendim. Benim size bir sorum olacaktı. Dinliyorum. Şimdi hocam, benim nikah günü, nikahlanacağım gün 1 Aralık'ta halam vefat etti. Allah razı olsun. Biz nikah iptal edemedik. Bir gün öncesinden belliydi zaten, yoğun bakımdaydı. Biz nikahlandık. Neyse, üzerinden birkaç gün geçti hocam. Ben sürekli korkutulmaya başlandım. Yani bu resmi nikah, resmi nikah yaptınız. Evet, tabii ki resmi değil, tamam. Nikahımızı tamam. Yaptık. Evimize geldik, sonra hatta nikahtan sonra mevlüt evine gittik. Yani Kur'an okunacak eve de gittik. Tamam. Ben o günden beri hocam korkutuluyordum. Şimdi 1,5 aylık hamileyim. Allah nasip ederse inşallah doğmasını.
Hocam 1,5 aydır o kadar fazla ama o kadar fazla korkutuyorlarım ki Ayetel Kürsü, Nas, Felak, İhlas hepsini okuyorum. Hani alabildiğince dua okuyorum yatarken. Namazlarımı aksatmamaya çalışıyorum. Bir de benim şöyle bir sıkıntım var hocam. Eşim gece çalışıyor benim. Ben hep tekim. Akşam 7'den sonra hep tekim evde. Hı hı. Elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bugün bile hocam o kadar öğlen 1-2 saat bile uyuyakalmışım. O kadar kötü şekilde kalktım ki yani artık nasıl diyeyim ben size? Tövbe estağfurullah. Kaç, duada girmek istedim. Kaç yaşındasınız? Bir 33 yaşındayım. 33 yaşındasın. Evlilik kaç sene oldu? 6 aylık evliyim. 6 aylık evliyiz. Daha önce başınızdan herhangi bir sıkıntı, hayır, evlilik geçti mi? Hiçbir şey geçmedi hocam. Hasta baktım. 2 tane yaşlı hasta baktım. Hep evdeydim. Korkular nereden başladı? Evlendik hocam. O gün değil, ikinci günü böyle boğulmayla başladı. Nefes alamama, çok terleme, uykumda. Eşim de anlam veremiyor. Böyle şeylere de pek inanmaz hocam aslında. İşte 3 harfleri, cinleri, telleri. Ya sana ne oluyor diye beni uyandırıyordu zaten. Bu yani bu son zamanlarda hocam hamilelikten sonra artık altından kalkamıyorum. Peki çok doktora gittiniz, anlattınız mı bunu? Şimdi doktor, biz bilimsel olarak bakarız bu tarz şeylere. Sana en kötü sakinleştirici verebilirim. İstersen bunu daha ilimli bir insana söyle. Ne bileyim, sana bir dua önebilir, farklı bir şey önebilir dedi. Çünkü doktorlar biliyorsunuz hocam, onlar bu tarz şeylere... Hayır, bir dakika. Benim soruma cevap vermediniz. Doktora gittiniz, buyurun, mi? Gittim. Psikoloğa göründünüz mü? Psikiyatriste gittiniz mi? Yok, psikiyatriste gitmedim. Sadece kendi doktoruma gittim. Bunları anlattım. Olmadı. Bunlar... Şimdi olmadı. Bak niye? Her şeyi ehline soracaksın. Kur'an'ın emri bu. Bilmediğin şeyi ehline soracaksın. İlim sahibine soracaksın. Dolayısıyla sen kendini şartlandırmışsın. Beni korkutuyorlar diyorsun. Seni korkutan falan yok. Sen korkuyorsun sevgili kardeşim. Öncelikle yapman gereken doktora gitmek. Gitmezsen günahkar olursun. Hemen suçu başkalarına atmayın. Suçu 3 harflere falan atmayın. 3 harfler zaten sizlerden şikayetçi olacak. Her şeyi bizim üzerimize yıktılar. Bunlar kendileri yaptı diyecekler. Dolayısıyla bir doktora git, sonra benimle konuş. Oldu mu? Tamam, teşekkürler. Allah razı olsun. Bak ilk yapacağın, bak bir hoca olarak söylüyorum ben sana. Bir kardeşin olarak, madem beni inandın, güvendin, dinliyorsun. Sen bir doktora git, sonra da beni ara, de ki hocam doktora gittim, şunları söyledi. Ben sana ondan sonra neler söyleyeceğim. İnşallah düzelecek ama korkma. Peki efendim, ilk vahiy. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e yalnızlık sevdirildi. 5 yıl, 35 yaşından 40 yaşına kadar mütemadiyen dedesinden öğrenmişti Hira Mağarası'nı. Dedesi de zaman zaman gider orada tefekkür edermiş. Gönlünde, aklında kaldı. Yalnız kalmak istiyordu. Sebep çoktu. Bir taraftan pazarda insanlar mal gibi satılıyor. Diğer taraftan köleler kırbaçlanıyor. Diğer taraftan kız çocukları diri diri gömülüyor, zalim istediğini asıyor, kesiyor, fuhuş, zina, içki, kumar her şey var. Kabe putlarla doldurulmuş, insanlar aklını kaybetmiş, taşa tapıyorlar, puta tapıyorlar, helvadan put yapıp önünde secdeye işlerini fal oklarına göre ayarlıyorlar. Akıl, dimağ durmuştu. Bu ortam içerisinde Allah'ın o emin sıfatıyla, güzel ahlakıyla, güzeller güzeli, nazik, kibar, zarif, rikkati kalp, hassas olan o ruh, Muhammedül Emin nasıl durabilsin? Kendini Hira'ya, Cebel-i Nur'a yöneltti. Zaman zaman orada kalıyordu. Ve Hazreti Hatice annemiz azığı bittiğinde azık hazırlar. Peygamber Efendimiz dağdan iner. Belli bir mesafe yürür. Hazreti Hatice annemiz de Mekke'den gelir. Görüşürler, azığını verir. Tekrar gider. Bir 10 gün, bir 15 gün daha kaldığı olurdu. Tahannüs sevdirildi ona. Çeşitli rüyalar görüyordu. Hiç bugüne kadar görmediği rüyalarla karşılaştı. Sanki Allah onu hazırlıyordu 5 sene, kalbini, gönlünü, ruhunu dinginleştiriyor ve putlardan,
azgın ortamdan onu uzaklaştırıyoruz. Ramazan ayı içerisinde Kadir gecesi, 27. gecesi olan Ramazan'ın daha sonra Kadir gecesi olarak Allah'ın övdüğü o gecede ibadet esnasında hiç o güne kadar görmediği bir yaratık, bir melek geldi. Cebrail aleyhisselamdı bu. Resulullah aleyhisselatu vesselam'ı kucaklayıp beni aldı. Göğsüm daralıncaya kadar beni sıktı. Bırakırken de ikra dedi. Korktum. Oku dedi bana. Okuma bilmem ben. Ma ene bikari'in dedim. Ben okuma bilmem. İkinci kez tekrar beni kanatlarıyla, bilemiyoruz mahiyetini ama Cebrail beni kucakladı diyor. Göğsüm daralıncaya kadar sıktı, nefesim, takatım kesiliyordu. O sırada yine bırakarak ikra, oku dedi. Okuma bilmem ben dedim. Ümmiydi çünkü o. Yazı yazmadı, kalem tutmadı, bir mektebe gitmedi. Mekke'de zaten o sırada okuma yazma bilen de yok denecek kadar azdı. Üçüncü kez yeniden beni kucakladı, sıktı, nefesim daralırken Cebrail'in ağzından şu kelimeler döküldü. İkra, Bismi Rabbikellezi halak, halakal insane min alak, ikra ve Rabbükel ekram, ellezi alleme bil kalem. O insanı kan pıhtısından yarattı. Oku, o kalemle yazmayı öğretti. İnsana bilmediğini öğretti. Bu beş ayeti kerime Cebrail tarafından Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gönlüne konuldu. Evet, dua vakti geliyor. Devamını inşallah size yarın arz edeyim. Bu vahyi alınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kendinden geçti, ürperdi. Sonra neler oldu inşallah yarın arz edeyim. Vakit geldi, iftar yaklaştı efendim. İnşallah duamız yapalım, sofralarımız bereketlensin. Vücudumuz sağlık, afiyet içerisinde olsun. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inni e'ûzu bike min ilmin la yenfa' ve min kalbin la yakşa ve min nefsin la yeşba' ve min duain la yüstecep ve min ibadetin la yukbel. Allah'ım fayda vermeyen ilimden sana sığınırız. Ya Rabbi huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, kabul olmayan duadan, kabul olmayan ibadetten sana sığınırız. Nefsimizin hile ve tuzaklarından sana sığınırız Allah'ım. Allahümme inni es'elkel huda ve tuka vel afafe vel gina. Allah'ım bize hidayet eyle, takva nasip eyle, ya Rabbi iffet nasip eyle, kanaat nasip eyle Allah'ım. İhdine sıratal müstakim. Sırat allezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Bizi dost doğru yola ilet. Öyle yol ki nimet verdiklerinin yoluna, gazap ettiklerinin ve sapıtmışların yoluna değil Allah'ım. Allahümme inna ne'uzu bike minel cubni vel buhli ve minel aczi vel keseli ve min fitnetil mahya vel memat. Cimrilikten, korkaklıktan, acziyetten, tembellikten, yaşayanların ve ölülerin fitnesinden sana sığınırız Allah'ım. Allahümme inna ne'ûzu bike min azabil kabr ve min erzelil umur ve min fitnetil mesihid deccal. Kabir azabından, yaşlılıkta ele ayağa düşmekten, Mesih Deccal'in fitnesinden sana sığınırız Allah'ım. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina
kurrete ayun ve cealna lil müttakine imama. Ya Rabbi, bize pak ve temiz zevcelerimizden güzel göz aydınlığı olacak zürriyetler nasip eyle. Bizi muttakilere imam eyle Allah'ım. Rabbena amennâ bima enzelte vettebâner rasûl fektübnâ maaşşâhidîn. Rabbimiz, indirdiklerine, kitaplarına iman ettik. Rasullerine ittiba ettik. Ya Rabbi, bizi şahitlerden yaz. Ve mekeru ve mekerallah. Vallahu hayrul makirin. Hile ve desise kuranların hilelerini en güzel bozan Allah'tır. Rabbena la tuâhizna in nesina ev ahta'na. Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hameltehu alellezine min kablina. Unutursak, yanılırsak bizi yargılama Allah'ım. Ya Rabbi, daha önceki ümmetlere yüklediğin ağır yükleri bizlere yükleme Allah'ım. Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih. Va'fu anna, va'fir lena, verhamna. Verhamna, ente mevlana, fensurna alel kavmil kafirin. Ya Rabbi, gücümüzün yetmeyeceği yükleri bize yükleme. Bizi affeyle, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Ya Rab, kafirlere karşı bize nusretinle yardım eyle Allah'ım. Nifaktan ve kötü huylardan kalbimizi temizle Allah'ım. Ey merhametlilerin merhametlisi, senin engin merhametine sığınıyoruz. Senin verdiğin nimetlerle oruç tuttuk. Verdiğin nimetlerle orucumuzu açıyoruz. Kabul eyle Allah'ım. Beni, ailemi, anne ve babamı, tüm geçmişlerimi bağışla Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.